Birkaç gün önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Karabağ'da statü sorunu olduğu yönündeki açıklamalarına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cevap vererek statü sorununun çözüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tuttuğunu, Ermeni birliklerinin Azerbaycan topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep eden 4 Birleşmiş Milletler kararının sadece kağıt üzerinde kaldığını söyledi. Savaştan sonra bölgede yeni bir gerçekliğin, yeni bir durumun ortaya çıktığını aktaran Aliyev, Azerbaycan kurtarılan toprakları yeniden inşa etme sürecine başladı. Bölgeyi temizledikten sonra buna paralel olarak şehirlerimizin ve köylerimizin restorasyonuna ve yeniden inşasına başlayacağız. Bu, 10 bin kilometre kareden fazla olan geniş bir alandır. Dağlık Karabağ sorununa son veren Azerbaycan, Rusya Devlet Başkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın geçen yıl 10 Kasım'da yaptıkları ortak açıklama sonucunda bu topraklar ordumuz tarafından özgürleştirildi. Geçen yıl 10 Kasım'da imzalanan bildirge, bazı ülkelerin sunmak istediği gibi sadece bir ateşkes bildirisi değil. Bu ateşkestin daha büyük bir belge çünkü gelecekte olayların nasıl gelişeceğini ve devam edeceğini açıkça gösteriyor. İletişimin açılmasını sağlar, barışı koruma operasyonlarını sağlar ve bölgede gelecekteki işbirliğine ilişkin bir beyandır. Dolayısıyla bu, bazılarının sunmak istediği gibi bir ateşkes belgesi değil. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının temeli budur dedi. Aliyev'in Karabağ sorununa son verdik açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Karabağ'ın statü sorunu olduğu yönündeki açıklamasına cevap olmuş oldu. Lavrov, Dağlık Karabağ statüsü meselesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı MİSK grubunun katılımıyla sonuçlandırılacağını belirterek, eş başkanlar, bu aşamada statü sorununu gündeme getirmemeli, güvenle ilgili önlemlerin güçlendirilmesi, insani sorunların çözümü, Ermeniler ile Azerbaycanlıların yan yana gelmeleri, birlikte güven içinde, ekonomik olarak istikrarlı bir biçimde yaşamalarını sağlamalıdır demişti. Azerbaycan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için hazırlık sürerken Ermenistan ve Rusya Erdoğan'ın ziyaretini yakından takip ediyor. Erdoğan, NATO liderler zirvesinde ABD Başkanı Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin gerçekleştireceği görüşmelerde bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı ve güvenlik hassasiyeti ele alınacak. Terörle mücadelede işbirliği ve insani krizlere etkin müdahale önerileri tekrarlanacak. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye birçok kilit konuyu tartışacak. Türkiye'nin F-35 programına dönmesi, S-400 kompleksleri, Karabağ, Suriye ve Libya'nın kaderi konusunda belirli anlaşmalara varması mümkün. Zirve çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri de Karabağ sorununu, özellikle Ermenistan'ın Azerbaycan'a mayın tarlalarının haritalarını vermemesi ve Erivan'ın ortak açıklama şartlarını yerine getirmemesi konusunu gündeme getirecek. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın da de aralarında bulunduğu NATO zirvesinde birçok liderle Karabağ sorununu görüştükten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa ve Karabağ'ı ziyaret etmesinin de önemli olduğunu söyledi. Şuşa ziyaretinin bağımsız Azerbaycan tarihinde Türk liderliğinin Karabağ'a yaptığı ilk ziyaret olacağını belirten uzman, ziyaretin Karabağ'da birçok önemli projenin temellerini atması bekleniyor. Bunlar arasında Şuşa'daki Türk konsolosluğunun idari binasının inşaatına başlanması da var. Ortak temel atma etkinliğine Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının da katılması da mümkün. İki kardeş ülkenin liderlerinin de Şuşa'da büyük bir anlaşma imzalamaları bekleniyor. Anlaşmanın askeri sanayi kompleksinin ortak üretim sürecini yansıtması bekleniyor. Erdoğan'ın ziyareti öncelikle Rusya'nın Karabağ'daki işgalci ülke üzerindeki yumuşak askeri kontrolü zemininde Türkiye'nin Azerbaycan'a açık askeri politik desteğidir. Türkiye bu ziyaretle savaş sonrası dönemde ve gelecekte bölgesel güvenlik konularına katılımdan çekilme niyetinde olmadığını göstermektedir dedi. Her halükarda bölgede devam eden süreçlerin gözden kaçmayacağını aktaran uzman, Türkiye modern havacılık sistemleriyle zaten NATO'da gerçek bir askeri güç merkezidir. Karabağ, Ukrayna, Suriye ve Libya'daki çatışmalar bunu kanıtlamıştır. Böyle bir durumda NATO, Türkiye ile ilişkilerini sürdürmeye ve Güney Kanadını kendisine daha yakın tutmaya çalışacaktır. Bu bakımdan NATO, Türkiye'nin bu çatışmalara katılımını desteklemekle yükümlüdür çünkü Rusya'nın Türkiye ile birçok konuda bazı farklılıkları vardır, ancak sonuçta batılı liderlerden farklı olarak Putin, Erdoğan ile ortak bir payda bulmayı başarmaktadır. Batılı ülkeler, Türkiye'nin gerçek dünyada Rusya ile karşılaşacak ana NATO gücü olduğunun çok iyi farkındalar. Buna karşılık Rusya hem NATO hem de ABD ile karşı karşıya olan Türkiye'ye duyduğu sempatiyi gizlemiyor ve onunla ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor. Bunların tümü dikkate alındığında olayların yakın ve orta vadede gelişmesi Türkiye'nin Orta Doğu ve Kafkaslar'da ve ardından Orta Asya'da daha da güçlenmesine yol açacaktır diye konuştu.